Burada da 2018 model bir Civic'in CVT şanzımanına bakıyoruz. Zincir evet. Koparmış bu. Hiç olmayacak bir şey. Sıra dışı bir olaymış. HCF2 yağı gene CVT'nin farklı bir yağı. Sinkine göre. İçi tabii içini daha dağıtmadık ama yağı boşalttığımızda zincir parçaları dökülmeye başladı. Zincire kopmuş diyorsunuz. Zincir koptu, zincir. Serviste 53 bin lira şanzıman fiyatı verilmiş bir şanzıman. 53 bin lira. Biz çıkmayla 9 bin liraya komple işte 5 bin kilometrede bir Civic'in şanzımanıyla değiştirdik. 9 bin lira bütün işlemi bitmiş oldu. Bundan sonra yıllarca gene güzel bir vaziyette kullanacak. Civic'lerde çok aşırı yükte rampalarda dikkatli kalkmak lazım. Bunun tek sebebi şanzımanlarda yapma sebebi bu. Taksi plak olduğu için aşırı yük dik rampa zincir koparmış. Peki Civic mi tam otomatik şanzıman mı? Her zaman tam otomatik, klasik şanzıman. Yani Civic'lerin 2018'e kadar tabii, kullandığı... 16'ya kadar kullandığı şanzıman. 16'dan sonra tamamen Civic'e geçti. 2007'den sonra mı değişti? Tabii, 5 ileri oldu. 2007'den sonra 5 ileri oldu. 2016 modelin işte yarısı eski kasa, yarısı yeni kasa. Eski kasalar klasik, tam otomatik şanzımanlar. Yeni Civic'ler de Civic'e geçti. Onların maliyeti hangisinin daha yüksek? Civic'in tam otomatik. Daha yüksek. Tam otomatiklerin maliyetleri daha düşüktür ve arıza problemi daha azdır.